كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ya Huzeyfe, fitne neticede onlara dönecektir. Yani fitneyi çıkartanlara dönüp dolaşacak. O fitne yine fitneyi çıkartanlara bulaşacak. Yine dönecek dolaşacak, onu bulacak. Bu iş böyle. Devam etti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Hayırlı insanlar ve hayır yok olup gidecek. Hayırlı insan ne demek arkadaşlar? İnsanlara iyilik eden, yardım eden, destek veren insanlar yok olup gidecek. Hayır da yok olup gidecek. Şu anda bu sayı sallantıda. Bir hayır işi var diyorsun, millet hemen geri vites yapıyor. Ya arkadaş, 50 defa söyledik. Ne verirsen eline o gelir seninle. Bak şunu Allah için söylüyorum. Bunu iki defa, hani bunu teşvik olsun diye söylüyorum. Sadaka malı artırır hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden biriniz bir hayır, bir iyilik yaptığı zaman melekler ona dua eder. Ya Rabbi, bunu verdiğinin 10 katını buna aynı gün içinde, aynı gün içinde iade et. İki kere başıma geldi. İki kere. İki kere ya. 10 katı para geldi aynı gün. Budur. İyilik yap. Hasenat yap, gelir. Hayırlı insanlar ve hayır yok olup gidecek. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah için konuşuyoruz. Bir yerde bir yardım, bir hayır işi varsa kardeşim, bak biz Allah biliyor, geçen bizim arkadaşlara söyledim. Mesajlar geliyor. Yusuf, onu bana hatırlat da, geçen Erdoğan abi söyledi ya, bak mesela bizim mahallede Yusuf'u gönderdim. Evde iki yaşlı, bir yaşlı adam, bir yaşlı kadın, iki kişiler. Evleri perperişan. Hani yani birkaç böyle lokma bir şeyler almışlar, hani birkaç günlük idare çekin, neyse bir ay 15 günlük. Ama yok, perişan haldeler, kim yardım edecek bunlara? Millet böyle şeyleri hemen geri vites yapıyor. Bir mescide yardım edecek, hemen geri vites. Cami, hemen geri vites. Ya biz başka yere veriyoruz. Bu zihniyetten nefret ediyorum. Biz falanca derneğe veriyoruz. Ya arkadaşım, falanca derneğe veriyorsun da Allah için şurada 5 lira ver ya. 5 lira. Çok değil, 5 lira ya. Sen 5 lira ver, o 5 lira. Ya 1000 kişi 5 lira verse kaç para eder? Sen verme, o verme, bu verme, bitti. E ne anladık bu işten? Şerli insanlar ve şer olduğu gibi kalacak. Şerli insanlar, hayır sahipleri azalacak. Şerler azalmayacak. Olduğu yerde kalacak. Yani onlar şerrini yapmaya devam edecek. Alimler yeryüzünün en şerli insanları olacak. Allah 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 ya Rabbel Alemin. Alimler yeryüzünün en şerli insanları olacak ve fitneyi bu alimler başlatacak. Arkadaşlar, böyle adamlar yok mu? Alim demek kardeşim, illa ki aklınıza Allame-i Cihan gelmesin yani. Alim, ilim sahibi, ilmiyle amel eden demek. Çoğunun ehl-i sünnet sandığı hocalar, böyle çok var. Ehl-i sünnet zannediyorlar bu hocaları. Gidiyorlar peşine. Elhamdülillah. Başta Cübbeli Ahmet hocam. İşte birkaç tane ehl-i sünnet hoca. Ve bizim de işte yarım vaaz, yarım yamalak yaptığımız reddiyelerden sebep. Çoğusu ne diyor? Ya diyor, yıllardır ben bu adamı dinliyordum. Alim zannediyordum. Hoca zannediyordum. Bu adam böyle miymiş? Bütün fitneleri onlar yayacak. İlahiyatta profesör olmuş. Adamın altına imza atmadığı kişi okuldan mezun olamıyor. Bu adam diyor ki, bu nasıl Allah diyor. Böyle Allah mı olur diyor ya. Evet. Kardeşim, bunlar alim işte. Senden benden alim. Ama ne alemi kardeşim bunlar, ne alemi? İlahiyatın bilmem nesi. Geç o işleri ya. İlahiyattan kime ayrı gelmiş? İlahiyattan çıkan 3-5 tane ehl-i sünnet hoca var. Gerisi milleti cehenneme atmaktan başka hiçbir şey yok. Millet hakikaten bunları ehl-i sünnet zannediyor ya. Ya bunun neresi ehl-i sünnet kardeşim? Allah için bir dinle ya. Hiç araştırma yok, soruşturma yok. Örnek çok basit. Kaba gelmesin. Pazardan domates alırken, hıyar alırken inceliyorsun, soruyorsun, soruşturuyorsun. E hoca, her hoca çıkanı dinliyorsun. İsminin sonunda hocası. O, dinleyelim bakalım. Neyi dinliyorsun? Bir soruştur ya. İsmine bir bak kardeşim. İsmine bir bak. Ahmet, Mehmet, Ernesi, Ali, Veli, 49-50 yaz.
Yaz kardeşim Ahmet Ehl-i Sünnet mi? Mehmet Ehl-i Sünnet mi? Yaz Hüseyin Ehl-i Sünnet mi? Kimse kim? Yaz, araştır. Hemen bodozlama. Biri diyor ki 30 senedir dinliyoruz. Git iman tazele. Git nikah tazele. Git komple tazelen kardeşim. Alimler yeryüzünün en şerlileri olacaklardır. Niye en şerli arkadaşlar? Niye en şerli olabilir? Çünkü insanlara ne yapıyorlar? Din anlatıyorlar. Ama aslında din anlatmıyorlar. İşte hakiki şerler bunlardır. Şer ne demek arkadaşlar? Kötülük demek. İnsanlara kötülük ediyorlar bunlar alimler. Sözde ehli sünnetler. Gerçi bunların hani kendilerince onlar ehli sünnet sayılmıyor. Bunlar da diyor ehli sünneti din yaptılar. İslam eşittir ehli sünnet. Ehli sünnet eşittir İslam. Bu kadar basit. Evet. Ehli sünnet vel cemaat eşittir İslam. İslam eşittir ehli sünnet vel cemaat. .com. Niye? Ehli sünnet demek arkadaşlar? He? Ehli sünnet. Sünnet ehli. Sünnet ehli ne demek? Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü vesselamın yolundan giden, ona tabi olan Muhammed Mustafa kim aleyhisselatü vesselam? Allah Celle Celaluhu'nun Habibim, sevgilim dediği zat. Sen olmasaydın ne melekleri ne felekleri yaratırdın dediği zat. Al sana İslam, al sana ehli sünnet, al sana sünnet, al sana din. Din budur. İnnet dine innallahil İslam diyor Allah Celle Celaluhu. Al sana ayet. Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için. Bakın, elhamdülillah. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar yaptık. YouTube sayfamızda bidat ehli hocaların listesi diye bir videomuz var. YouTube da ona şey attı, ihtar attı. Düşünün yani. YouTube ona ihtar attı. Yaklaşık 100 küsür tane bidat ehlinin ismi var. Dinlemeyin. Bu hocaları sakın dinlemeyin diye. Açın YouTube'da var. 2 sene oldu herhalde yapalı. Orada tek 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 saydık. Elhamdülillah üzerime düşen görevi yaptım. Ha %60'ına %70'ine reddi yaptık mı? Yaptık. Reddi yapmadıklarımızı da orada ismen söyledik. Ha. Peki siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu adamları anlatmaya gücünüz yetmiyorsa bu videoyu paylaşacaksınız. O dediğim videoyu. Ehl-i sünnet bir de ehli. Ehl-i sünnet de yaptık. Ehl-i sünnet hocalar listesi de yaptık. Onu da dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu evvela eliyle, sonra diliyle, sonra kalbiyle. Elle yapamıyoruz. Bari dille yapalım be kardeşim ya. İnsanlara anlatalım. Bak kardeşim bak böyle böyle video var. Sen görüyorum sohbetlere gidiyorsun. Namaz kılan bir arkadaşsın. Namaz kılanlara özellikle yapın bunu. Çünkü namaz kılanlar bulduğunu dinliyor. Hani yeni tövbe ettiyse bile bir de yeni yeni sohbetler dinlemeye başlasa tuttuğunu dinliyor. Siz de ne yapacaksınız? Arkadaş bak böyle böyle bir site var. Ya o listeyi dinledim ya. Benim dinlediğim bir hoca var. Demek ki bak seni o dinledin. Hoca dediğin adam hoca değilmiş arkadaşım. Bozuk adammış. Allah biliyor. O listeye nefsimden hiçbir şey katmadım. Araştırmalar, soruşturmalar neticesinde ortaya çıktı. Ya ben bu adamı sevmedim. Bunu da bir de eline yazayım. Benim haşa ve kella. Ben kimim ya? Kalkıp da bir adama bu adam bir de değil dinlemeyin diyemem ki. O adam ya ayet ya hadis inkar etmiştir. Ya da kafirdir. Ama sen hoca zannedersin. Kafirdir o. Stalin'den beter kafirdir. Ya Rabbi böylelerinden uzak eyle. Amin.